Yani niye böyle? Herkes sapıttı, herkes sapıttı. Hayatında kaç tane yemek yapabiliyorsun Ceyda? Ben merak ettim. Baba bak, bu dalgaya girersek çıkamayız bak. Bir şey diyeceğim. Buna girelim bak, düşersek çıkamayız bak burada. Bir dakika, bir dakika. Jülyen doğrama nedir? Bana söyler misin? Jülyen doğrama nedir? Ben her kapa çenerim, tamam. Flambeli yemek nasıl yapılır? Hiçbir şey, mutfak bilgin sıfır. Sana açıklayayım, flambeli yemek alevde pişirerek yapılır. Şu tabağı getir. Tavuğu mesela içine şarap atarsın, hafif şaraptan böyle sıfır yap. Üçte bizim ekip değil mi gerçekten ya? Yaparsın. Alev havaya fışkırır. Tamam. Üçe kadar sayıyorum ve başlıyoruz. 1 2 3 başla. Taner'in yanında kim var şu anda? Taçmin var. Ay Taçmin'e durmadan hani konuştum. Vikinglerde şeyi çekersin. Ne? Geminin şeyini atarsın. Kancasını. Senin o Viking şapkana benziyor. İşte, işte. Ben burada şu anda kendimi Viking gibi hissediyorum. Anladın mı? Kancayı atarsın ya. Şu anda kancayı çek. Adam duramıyor, duramıyor. Birazdan da indirecek yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ağır ağır mı? İkinci kademede yorucu olur. Üç bitiricidir. Tabii. Zor mu lan bu? Nereye? Bak bak, nereden yemeğine nereye girelim mi? Ben diyorum ki ilk Özge bırakacak diyorum. Sen de seç, ilk bırakacak olanı seç. Direkt bet bak, Kıbrıs'tan alışkanlık bu. Hadi. Taner aşk olsun, minnoşçuğuna böyle yapılır mı ya? Moralim bozuyorsun. Sen Ceyda'dan sonra Özge ile uğraşıyorsun. Ne minnoş ya, bırak bu ayakları ya. Nasıl, zorlanıyor musun biraz? İyi, fena değil. İyi. Tabii ilk iki kadar değil. Özge bıraktı. Korktu mu? Şey, elimden düşüyordu az kalsın. Taner güldürme ya, ne olur yapma şunu bana. Tamam. Darling, don't let me go, please. Bir şey değil mi? Taktiksel ha bu arada bak. Bir şey değil mi? Hem konuşturuyor bak. Kendi etkilenmiyor. Yanındaki yarışmacılar da inceden böyle taktiksel düşüşe geçiyor bak artık. Taktiksel. Sistemsel. We'll never. Psikolojik baskı. Uçuyor. Aşağı inmeye çıktı. Aşağı inmeye. Acun Bey bilmiyordum ama. Ayağını basamazsın. Elle değil, ayak basması yasak. Abi başta söylediler ya. Ya böyle şey mi olur ya? Ben buraya ayağım bastı diye için bırakıyorum ki ben ya. Taner bıraktı, Derya kazandı. Derya kazandı. Aga be. Tatbicim, ben bunu bir karşılık bekleyerek yapmadım. Sen olumlu bir insansın. Tabii canım. Pozitif bir insansın. Gördüğüm kadarıyla dedim. Hı hı. Onun için hani hak ettiğini düşündüğüm için sana veriyorum dedim. Bir karşılık beklediğim için demiyorum dedim. Bu konuşma geçtiği halde dün konseyde dedi ki ben öyle oğlum, bir şey demedim. Survivor'ın da böyle dramaları falan çok enteresan oluyor ya. Anlık ya her şey böyle. Mesela şey gibi bir şey, sürekli izleyenler var mı chatte mesela, sürekli takip edenler? Şey gibi bir şey oluyor mu? İnsanlık hali ya böyle. Mesela biri hakkında bir şey konuştu. Ondan sonra başka biri hakkında o konuştuğu şey değil de başka bir şey konuşuyor. Oha bayağı yokmuş lan izleyen. Onun gibi dramalar dönüyor mu mesela? Bir kişiden aynı cümlenin iki farklı halini falan böyle duyduğunuz. Yani birinde evet derken birinde hayır falan. Aşk 101 mi? (Gülüyor)
Hayır, merak ettiğim, ben bir şey anlatmadım oğlum, soru sordum Umut. Ben sadece böyle işte şey izliyorum yani. Hani tüm program izlemiyorum. Böyle YouTube'da çıkıyor bilmem ne, ya da Instagram'da çıkıyor ya karşımıza, öyle izliyorum ben. Yani hırs, Tevfik, insanın de, gözünü bu kadar yalan de, söyleyecek kadar karartıyor. Beni üzen... Taşminden hiç beklemiyordum. Beni, ama şu sezon apayrı ya. Küçük zihinlerinde, küçük beyinlerinde bir strateji yaratmışlar. Dur biz işte kadınlar erkekler diye hadiseyi ayıralım. Efendime söyleyeyim, Nihat'la Tevfik'e kadın düşmanı. Bakmışsın. Burada oynanan oyunların farkındayım. Evet, üzerimde biraz baskı var, gerginlik var. Aslında pek gergin değilim ama bazen geriliyorum. Yani geriyorlar beni bazen. Bunun da en büyük nedeni... ben 200'de olan tarafı pek sevmem, anladın mı? Böyle oyun oynanmasını pek sevmem üstünde. Bence siz 200'de oynayanlar sizsiniz. Oo. Bir Nihat'a diyorsunuz, ondan sonra yardıma gelince şey yapıyorsunuz. Net. Ne yardımı ya? Nihat söyleyince susan sensin. Tamam, madem bu kadar Tefi'ye laf atıyorsunuz, bu kadar Nihat için ağlıyorsunuz, geliyorsunuz Nihat'ın mangosunu yiyorsunuz. Tefi'nin mangosunu alıp yiyorsunuz. Yemeğe gelince iyisiniz, ondan sonra şey derken böylesiniz. Ya sabahtan beri konseyde ağladınız. Nihat böyle diyorsunuz, yok benim ağlatıyor bizi diyorsunuz. Ondan sonra Tevfik böyle yapıyor diyorsunuz. Hepsi üçkağıtçı, biri palyaço diyorsunuz. Sen de yasakçısın. Ama diyorsun. Arkadaşlar şimdi yemek yok, mango yiyor adamlar. Hindi kokonat diyor, Hindistan cevizi yiyor yani. Ondan sonra adamların mangosunu alıyorsunuz. Ya ben hiçbir zaman ne Nihat tarafından oldum, ne de Asine tarafından oldum. Ben her zaman fark ettiyseniz 3T olarak orta... Bir şey diyeceğim, ünlüler gönüllüler gibi bir şey değil miydi bu? Asena Nihat ünlü tarafında, 3T de ünlü tarafında, ünlü müydü o zamanlar? Yoksa buradan mı şey oldu? Ünlülerden mi başlamıştı yani? Ha, Birleşme Konseyi. Ha, Birleşme Partisi'nden sonra. Adam kalmadığında transfer oluyor. He. Taner düz adam ama pat pat söylüyor, arkadan konuşmuyor. Bizimki de o TV 8.30'daki Survivor programı var ya, eleştiriye değil mi? Ortada kalmışımdır. Yani ara bulucu gibi. Her zaman ortadaydım ben. Konseyde diyor ki bana Asena, yok diyor bu taraf 3 kişi olmuş diyor, bu taraf 5 kişi olmuş diyor. Yo, ben hiç öyle bir şey demedim ki, ben bu tarafa geçtim diye, bu taraf diye. Hani sen tek başına bir cumhuriyetin... Ama biz böyle hep 5 yıl öncesini falan yorumluyoruz değil mi? Şeymiş gibi. Sömürgeye mi girdin, ne oldu? Neydi? Nasıl bir cumhuriyet? Hani 3T cumhuriyeti ne oldu? Şimdi tamam. Nihat sana susuyor. Gel diyor, geliyorsun. Kardeş, ben kimseye bağlı değilim ki. O zaman kardeşim. Ben ortadayım kardeşim. Tamam. Ortadayım ben. Neredeyse haklının yanındayım ben. Ebru'nun hareketlerini çok yapmacık buluyorum. İşine göre geldi mi Taner tatlıcığım nasılsın oluyor. İşine gelmedi mi farklı oluyor. Oğlum mesela abi, net konuşuyorum ha. Yarışmalarda iyi olduğumu gördüklerinde, sürekli oyuna gittiğimde yanıma yanaşıyorlar. Sürekli benden destek istiyorlar. Anladın mı? Hani filan dokunulmazlığı kazandığımda yanımda olsun istiyorlar. Yani böyle bir oyun gibi bir şey görüyorum ya. Taner geliyor bizle bir şey konuşuyor. Gidiyor öbür tarafa başka bir şey konuşuyor. Ben ara bulucuyum diyor. Tam tersi ara bulucu. Ya kızlar. Oradan oraya Taner gelgit akıllı. Şimdi böyleler. Demin burada başka bir şey söylüyordu bize. Gider orada 2 dakika. Gelgit akıllı. Yarışlarda hiç gelgit akıllı olmuyorlar canım. Gayet hepsi normale şey dönüyor. Gel. Gelgit akıllı olmak çok daha tehlikeli. Ben sana söyleyeyim. Burada bizim söylemediğimiz şeyleri gidip oraya söylemiş gibi anlatıyor. Onların söylediği şeyleri de bize söylemiş gibi anlatıyor. Mesela bunu görüp ya, yorum yapıyor mu? Yani iftira atarsa, yalan yanlış konuşursa da ben cevabını veririm. O çok daha tehlikeli. Evet, belki de bu yarışmanın tsunamisi değil de şöyle söyleyeyim size, bu yarışmanın kilit adamı benim diyebilirim. Yani her şeyin ortasında ben varım. Bir anda her şeyi değiştirebilecek bir kapasiteye sahibim. Yani şöyle de düşünülebilir. Aynı zamanda böyle büyük bir devlet gibi de görsünler beni. Zaten diyorlarmış bana, 3T Cumhuriyeti diyorlarmış bana. Farkındalar mı değil de, anlamışlar demek nasıl bir güç olduğumun farkındalar. Derya, gel gel. Ne yiyorsun? O ne kardeş, lan? Çekirge bak senin için yakaladım. Eyvallah. Protein olur, sen proteini seversin ya. Gerçekten lan, bir tadına bakalım ha, bir tadına bakalım ya Nihat. Olmazsa biz yiyelim ha.
Getir bir şiş. Vallahi gibi. Bırak onu ya, yazık. Abi uzakta o da yiyorlar ya. Adam yiyor. Taner, seninle iki kelime konuşuyordum, artık onu da konuşmayacağım gibi gözüküyor. Taner, tadı nasıl? Tadı sıcak. Anlat, tadını anlat. Sıcak, suratı yeşil oldu. Kaçın. Kaçın yüz. Yüzü yeşil yakın. Değirmen üstü çiçek, oy kızlar nadeyleme. What's your name? Bu neydi? Değirmen üstü çiçek, oy kızlar nadeyleme. Arak getirin biçek, oy kızlar nadeyleme. Yeah. We went to the club, we drink some vodka. Everybody was looking to us tonight. I said, the girl said, what's your name? I said, my name is T-A-N-T-R. Taner. Yeah! Hell yeah! Yeah! Erik Dala Survivor'da. Bir dakika lan. Biz Erik Dala olarak mesela başvuru... Düşünsene öbür sene. Şu suyun içinden jurox ben Emre. Ses. Düzeldi mi? Allah Allah, bir şey ayağımla vurdum herhalde. Herhalde ayağımla vurdum. Vallahi bir enteresan ya. Yemin ediyorum bir enteresan yani. Oğlum. Bir de bir sürü. Bir sürü olay var. Bir sürü. Yani bir iki tane değil, bayağı şeyi var. Bunu kursalım ya. He, bu özel sahnelermiş lan. Full özel sahneler diyor. Oğlum ne yapmış adam var ya. He, ekranı vermedim, pardon, özür dilerim. Adam sadece Taner sahneleri koymuş. Yok, bunu kursalım ya. Bu izlediğimiz miydi? Hepsini sardım ileri. Hangisine baktık biz az önce? Monster. Volkran işte bu. Herkes topları kafasına yerleştirebilir. Bak Pascal Numa falan. O sezon. Evet, 8 yarışmacı kaldı. Son 2'ye kalanlar finalde. Sensiz olmuyor. Hayatımı mahvet demişler. Nasıl söylemiyor? Şart söylemiyor. Ama dengeni bozuyorsun. Ey meyhaneci, içelim yediye sabahlara kadar.
Yemin ediyorum çok enerjik. Yemin ediyorum çok enerjik ya. Biraz konuşsanız ya. Canım sıkıldı. Derya sende durumlar nasıl? Derya. Konuşsanız da be. Of. Oğlum bayağı da bak duruyor mesela. 3 kişi elenmiş herhalde. Tabii keyifler yerinde mi? Aynen. Bir de yan koymuş aynen ya. Diğerlerinde düz. Yan koymuş bir de adam. Öyle duruyor. Bak Tevfik'e sardı şimdi. Böyle konuşmayacaksanız ben bırakacağım ya. Vallahi sıkıldım. Sıkıldım. Kimse de cevap vermiyor ya adam. Sabit bir yerde durdum mu kapalı ne kapalı ortamda rahat edebilirim ne de böyle şey. Sabit bir yerde durdum mu. En çok beni böyle şeyler çıkar. Disk olsun yeter başka bir şey. Disk olsun yeter. Harbiden ya canım sıkılmaya başladı. Burada. Ceyda Birleşme Partisi nasıl? Eğlendin mi? Ha? Oğlum kimse de cevap vermiyor inanılmaz. Bir de şöyle falan yap. Çok rahat bir yandan. Bak bak. Ele bak şöyle. Diğerleri nasıl böyle şey durmuş. Duruşa bak işte. Ha? Derya maşallah senin de hiç sesin çıkmıyor ha. İnsan biraz konuşur ya. Arsena'da tam savaşa çıkıyor gibi zaten. Savaşa çıkıyor gibi mi diyor? Beş yarışmacı kaldı. Parti süperdi. Süper miydi? Evet. Senin dengen kötü müydü sana? Dengen evet kötü ama zaten sıkılmıyorum birazdan bırakacağım. Sıkalım birazdan bırakacağım. Evet. Ayağım yandı ya Ceyda biraz su getirsene. Getirsene ay ya. Oo, şu kaşık kadar bile getirmiş. Taner de elendi. Finalistler belli oldu. Evet. Tevfik ve Derya finalde. Benim zaten buraya geldim geleli ben dedim. Hiçbir tanesi tarzın değil dedim. Ne Özge, ne Asena, ne Derya'ymış. Derya kimdi lan? Pardon. Ne? Buraya geliyorum hayal kırıklığına uğruyorum. Sen de konuşma ben. Beni sinirlesin lan. Neden bahsediyorsun? Gerçeklere ağzımı açtım artık bu saatten sonra benim de. Gerçekten seni tebrik etmek istiyorum. Dediklerin hepsi doğruymuş. Ya ne diyorsan bizim hakkımızda vallahi bilmiyorum ama ayıp ediyorsun yani. Gerçekten inanıyorum. Burada başımıza sonra sarıyorsun insanları. Beni bilmeden bir dakika bir şey söyleyeceğim size. Beni bilmeden buraya gelmeyin dedim. Anladın mı? Okey. Beni araştırmadan gelmeyin. Ben arkamdan da oyun oynanmasını sevmem tamam mı? Her şey ne varsa gerçekler yüzüme söylenir. Ya oğlum gel. İçlerinde meleği taşıyıp şeytan görünenler İçlerinde şeytanı taşıyıp melek görünenlerden daha mübahtır. Taner'i şeytan gibi görüyorlar ama Taner'in içinde bir melek var. Lakin bunlar Ceyda ve Taçmin'e melek gibi görünüyorlarsa da bunların içinde şeytan var. Ama bu komplo tuzağı düşünce hepsiyle görüşeceğim bunları. Nihat'ın dedikleri kadar var ya. Nihat'tan var ya buldozer gibi hepiniz silecek. Ben daha dün başkaydım bugün ne oldu sana ya? Yok. Hepinizi sildim. Bak yarın bambaşka olacak. Oyunun sonunda kazanan takım önce özel uçaklarla sahillerinden ayrılacak. Oo, ne? Duran Duran konserine gidecek. İki. Oha, bir. Ne? Başla. Kaç orada? Haydi! Acaba ne oldu?
ne konseri mi? Travis Scott konseri. Yok oğlum lan şey dedi. Konsere gideceksiniz demedi mi? Konser mi dedi? Direkt konsere mi dedi? Ben konser anladım ben. Bu nasıl içerik amık? Niye lan güzel oyunmuş? Çevredekiler şeye araca tekneye yani kayık işte ya. Ona su dolduruyor. Fener gel bir tarafa. İçindeki de atmaya çalışıyor. Fener buraya gel. Fener buraya gel. Kano. Önce kayığı batan takım ilk turu kaybetmiş olacak. Hadi baba. Titanic IQ demiş. Taner boşu atıyor baba. Aksin. Kürekle boşu at. Kürekle boşu at. Taner çabuk. Aha batıyor. Bunların takımı 1-0 önde. Evet durum 3-1 şu an. Taner mi? Yengeç yakalayayım derken gelmiyor. Senin yüzünden oldu hep zaten. Niye her şey. Bana mı oldu ki? Ne oldu lan? Çıkart beni buradan gel. Sıkışmış mı oraya? Ay ne güzel. Gel. Sıkıştım. Ay ayağım Allah seni var ya. Ben bir dakika lan nereden girdim buraya lan? Oha nereye mağara araya girmiş oğlum. Gel. Gel. Bir dakika. Bir de ilk başta kimi görürse ona şey diyor ya, senin yüzünden oldu zaten diye. Ver onu da. Yavaş yavaş mesela. Ver onu da. Ver onu da. Kanka panikte de. Kulak. Çık şuradan. Senin yüzünden be hep şey. Çık şuradan. Bekle. Sağ 10 dakikada balık. Nerede balık? Nerede? Balık kaçtı. Bir dakika şimdi göstereceğim sana. Gel. Ver bir dakika. Ben bir taşla topluyorum. Onlar daha güzel. Elimden alma kaldıydı. Bak şurada bak. Balıklar burada. Al bıçağı. Şey, poşeti. İlk abi elini aldı. Tamam. Sonra İşte senin için aldım. Almıyorsun. Tamam ama bak. Senin için almıyorsun. Senin görevin de o. Sadece ben değil. Hayır bak. Hayır, o senin görevin de. Doğru ipimiz. Bir anda bir şeye girdik. Ya tamam kazandık. Bitti. Olayına girdik herhalde. İpi daha önce çektik biz. Tamam, halattan daha önce geldik. Hazineyi de daha önceden çıkarttık. O en son görev senindi. Ağzını açsan ne yazar ki? Sen bana ağzını açsan ne olur, açmasan ne olur. Ceyda, yanlış anlama ama. Biraz ağırsın. Koş, spor yap, yürü. Yine güneşleneceğine başla, yürü. Hindi sabah, sabahtan akşama kadar Hindistan cevizini sürüyorsun böyle. Vücuduna Hindistan cevizi yağsın. Ben gölgede oturan bir insanım. Bunu herkes görüyor. Ben güneşle durmuyorum. Şu anda ne yapıyorum? Oyun kaybetmişler galiba. Şu an bak üstümde şortum var. Bir kere güneşlenmiyorum bile. Spor yap biraz. Sana ne? Ben şu an yapmak istemiyorum. Yap biraz spor, yürü. İstemiyorum. Kardeşim orada görev senin. O ve sahne dedin. Ya, tamam. Eğer yapamayacaksan Fener, demedin mi? Taksim yapsın diye. Fener gider misin başından? Gelir misin? Taksim yapsın demedin mi sana yapamayacaksan? Sen çok aptal bir çocuksun. Sen de çok gerizekalısın. Fener bak beni doğru konuş. Salak mısın sen ya? Sen salak. Hayır, sen. Hayır kendine gel. Beyinsiz. Ne? Ne oldu Fener? Birden çok gerildi ortalık. Alırım tamam mı? Ortalık çok gerildi birden. Bir dakika, aileme bir daha sakın seni şaka bile olsa asla kabul etmiyorum. Fener seni çok kötü etmez. Üstüme gelme. Sen var ya Allah belanı versin. Üstüme gelme bak ben. Bayanlara el kaldırmam ona göre üstüme gelme. Güneşte yatmasını biliyor. Bak hiç iş yaptığı yok. 24 saat güneşte yatıyor. 24 saat güneşli yat. Ne güzel duşu kazanacak. Senin yüzünden duşu da kaybettim. Böyle tuzlu yanalım senin yüzünden. Bak bakalım bir kişi seninle konuşacak mı şimdi? Bak ben seni ne yapıyorum? Ağır basla ya. Sen görürsün. Bir yarışmayı yapamıyor ya. Bir oyunu yapamıyor ya.
Olamaz ya. Oğlum galiba daha sertmiş ha. Şu an böyle değil değil mi? Nihat Doğan'ın yerinden daha önce çıkarttım. Hayatın kaydı. Her şey ekranda. Ben sana söylüyorum. Burası Kıbrıs veya başka bir yer değil, anladın mı? Burada sen istediğin gibi at koşturamazsın. Çağlama yarışmaya geldi. Gibi değil ya. Senin yüzünden yarışmayı kaybedim. Ya sen bana salak dersen ben de salak derim. Bittin. Ne? Sen bana salak dersen ben de salak derim. Sen benim annemin ağzını alamazsın ya. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen bana salak dersen... Senin ne sıfatın var Allah aşkına? Hayatımda gördüğüm en ağır vasıtasın. Ağır vasıtasın sen. Senin ağır vasıtasın. Olacağım ama ağır olurum daha iyi. Ağır vasıtasın. Sana cevap verme artık. Yeter ya. Biraz huzur bırak. Ya Taşmin. Tamam lütfen. Kaybetmedik mi yarışmayı? Anlamadım ki ne dedi harbiden. Ya sen diyorum salaksın, geri zekalısın. Onu o anlayamaz. Çünkü onun o beyni onu anlamıyor. Anlasa zaten o kelimeyi kullanmaz. Ben anladığım için bana dokundu. Sen ne diyorsun dedi. O zaman bir şey söyleyince ittim beni. İttince oradan zaten yanan ateş var yani. Biz dünden yaktık. Ateşin içine düştüm. Oğlum niye ağlıyorsun öyle? Yanan ateşe düşmüş. Yani şu an ayağım su topladı. Bu yerde ateş varmış. Bebeğim yapma ağlamak böyle. Ağlamak istemiyorum, sinirim bozuluyor. Tamam ya. Rahatla, ağla rahatla daha iyi olur. Boş ver. Şu ağaca çekeceğin gibi nasıl çıkacaksın? Ceyda'nın yapmacığı. Hayatında bu kadar Ceyda kadar yapmacık bir görmedim. 3 gün önce şey yazdı şimdi yapmacığa bak. Orada vedalaşıyorlar mı? Sallıyorlar mı? Nasıl? Allah'ım Ceyda'nın yapmacığı. Ceyda'nın yapmacığı. Hayatında bu kadar Ceyda kadar yapmacık bir görmedim. 3 gün önce şey yazdı şimdi yapmacığa bak. Ne yapıyorsun Hasan? Hoş geldin. That's your punishment for yesterday. Ow! Yeah! Ow! I like it. Bir şey söyleyeceğim. Jackass. Evet. Bir tane daha. Ouch! Yes. Now it's time. You know why I know that? Because my father was treating me like that. You want it? You know? Like böyle. Be careful. Okay. In the back. Mayak vurur ha. Oh no, it didn't hurt. All you, but it's no. Adam. Pascal Numa, hani şöyle yapıyor, hani ucunu çarptırırsın ya, şak. Hani Toner tabağını vurmuyor. Niye ucuyla vurmuyor? Hayır işte aynen Taner ucuyla vurmuyor, tamamını vuruyor böyle şak. Kanka ama neden oldu biliyor musun? İlk sefer ucuyla vurdu, Pascal abi hareket etmedi ya. Sinirlendi bak, geriye sevmek tamam. Sinirlendi lan. En son vururken kola dikkat bak. Ama acıtması için öyle vurmuyorsun ki, şöyle yakar vururlar yani. Hani kanka kırbaç... amacı yakması değil ki. Şeydi de öyle oğlum, normalde o ne kemerle yaparlar ya böyle ya, hiç lisede yapmadım arkadaşlarım. Ya kanka şak onu biliyorum. Böyle. Orada Taner'in amacı o değil. Taner sinirlendi bak, yüzüne bak. Evet, in the back. Mayak vurur ha. Oh no, it didn't hurt. All you... Bak, it's... Bak gördün mü? Normally it's only here, but all the stuff. Ha bak diyor bak, bütün hepsiyle değil, ucuyla yapmak. Böyle acıtmıyor. Didn't hurt. Sadece ucuyla vuracağım. Taner, aldık gene ikinci T'yi senden. Tek T'sin. Sadece ucuyla hepsi T'yi yok artık. Yeah! It's not this. But it hurts. Don't say it. I know. Bu acıttı beni, kandırmadı. Evet. İşte bu. Oh! Ah! Ah! Gel buraya. Gel.
Nihat yapacak. Kalede Taner. Nihat'ın takımı 1, Taner'in takımı 0. Kalede Nihat. Nihat kurtardı. Ne oldu Nihat lan? Sakatlandı. Elinin üstüne Nihat düştü. Sakatlandı. Şey izledin Taner kanka. Kurtardı. Nihat abi onda. Kafaya tek atıyor Taner'in. Dur bir şey dedi. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada bayanlar daha önden penaltı atışını atacak. Erkekler daha uzaktan atacak. Onu da söylemiş olayım. Direkten geri geldi. Direkten döndü ya. Yes! Gol oldu. Yes be. Hına vurdu ha. Yes be. Michael. Aa kafam yarıldı. Evet durum şu anda 1-1. Topun başında Taşbin var. Bravo. Yes. Taner kurtardı. Taner. 1-1 ile durum. Michael var galiba. Schumacher var galiba dedi. Yes be. 2-1 oldu. Yes be. Dediğim gibi bak harika. İşte bu. Durum. Hadi Taner aslansın. Ya da atlayalım. Tur dönüyor. Döndü döndü. Döndü. Ebru attı mı? Evet attı. Direkt attı ya. Direkten döndü. Topun başında yine Nihat var. Taner. Yes! 3-1 oldu. Taner'e Michael var tabii. Ay Taner. Tuttu lan normalde yine 3-2 bir oldu. Bırakmıyor Nihat'ın takımı. Ha şimdi erkek gücü var ama karşısında şu Michael var. Taş 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 4-4 oldu. Hadi be. 5-5. 5-5. Ebru atıyor. Taner kurtardı. Taşbin bu tarafa istiyorum bak. Taşbin bu tarafa istiyorum. Hadi. Psikolojik baskı. Taşbin attı 7-6 oldu. 8-6 oldu. Taner'in takımı 8, Nihat'ın takımı 6. Nihat sağ köşeye mi atacağım? Sağ köşeye atlayacağım ha. Bu tarafa atlayacağım. Nihat. Sağ köşeye atlayacağım. Sağ köşeye atlayacağım. Direkten döndü. Topun başında Maradona. Nihat kurtardı. Zaten Maradona penaltı atamazdı ya. Ebru bak. Bu tarafa atar. Senin buraya da. Hangisini istiyorsun? Bir köşe seç. İstiyorsan ortama at. Dener bir tutar. Dinle. Hadi hadi atamayacaksın bunu hadi. Sol tarafa at. Sağ mı sol mu? Michael var galiba. Ben seni eğitiyorum şu anda bak bu tarafa at. Bu taraf bu taraf. Kurtardı. Kurtardı. Taner kurtardı.
Kaç bin? Bak bu köşeye atlayacağım. Kaç bin? Bu köşeye atlayacağım. Hadi. Yeah. Yes be. Çok... Out. Out. Oğlum kilitlendik, izliyoruz lan. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şimdi farkına vardım. Bayağı kilitlendik, izliyoruz bu arada ha. Herkes bir kişi bile laf etmiyor ya böyle. Devamda tam yerinde durdurdum bak. Ve gerçekten sevindirecek bir ödül. Oyunu kazanan kişi belirli sayıda arkadaşını kahvaltıya götürme şansını elde edecek. Bu halkaları en kısa sürede buraya hedefe getirmeye çalışacaksınız. 2, 1, başla. Evet, Taner de 3. turu tamamladı. Allah. Evet, ikinci turun finalisti Nihat. Nihat'ı göremiyorum. Nihat kazandı. Hey! Ödülün sahibi Nihat. Ödüle bak maşallah. Oğlum şey vardı ya, o Ali'nin az önce söylediği, onu biliyorum mesela, yine sayfalarda görmüştüm, dur. Taner. Böyle gelir miyim? Böyle gelir miyim? Nasıl yapayım? Kışkırtma gören bir Bilalancı değil mi o? Kaç ay oradalar? Kaç ay oradalar? Mesela şu an baya hani o her gün herhalde mango, kokonat falan filan. 4-5 ay. 3,5-4 ay. 5-6 ay diyen de var. 5 ay sonra finaller oluyor. Oha! Oğlum ama düşünsenize yani 5 ay boyunca orada ada koşullarındaki yiyecekleri yemek falan. Tabii ki ödüller o zaman çok şey olur yani. Yani şu bildiğin cennet gibi bir şey yani orada. Yeşil. Tatlılara bak. Yoğurt, kutlar. Beyaz demir, sizde yoğurt. İnanmıyorum ya. Allah'ım. Özellikle peynirler gerçekten Türkiye'den geldiği belli oluyor. Harika bir tadı var. Olağan dışı. Como estas? Hola. Como estas? Bien, perfecto, bien. Raton, cangrejo, walking, biting me. Now enerji ihtiyacım. Alakasız mesela anneciğim karnım aç dediğimde hemen güzel bir kahvaltı hazırlar. Ve arkadaşlarımız düştü lan. Raton, cangrejo, walking, biting me. Now enerji ihtiyacım. Alakasız mesela anneciğim karnım aç dediğimde hemen güzel bir kahvaltı hazırlar.
Bey arkadaşlarımız... Beytini yakalayacağım diye. Allah kahretsin. Böyle bir tatlı, tatlı bal kaymak. Yani var ya, 20 sene sonra da şimdi 20 sene geçse böyle bir tatlı kahvaltı yiyemem. İnanılmaz bir kahvaltı gerçekten. Kaptan mağara adamı. Son Tazmanya canavarı oldu. Farkındasın değil mi? Kurabiye mi ama? Kurabiye mi diyorsun? Kurabiye. Kuzu verdim. Şu şekilde verdim. Alın kardeşler dedim. Siz beni daha tanıyamamışsınız dedim. Kardeş dedim. Kardeş dedim. Şak diye muzu ortadan ikiye böldüm. Al dedim. Koydum yanlarına koydum. Hepsinde bir hava. Hepsinde bir hava. Koyuyor bak 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 bak. Böyle bir şey böyle. Kafanda vuramazsın böyle. Kafanda vuramazsın. Vurmadım ya ben iki defa ya. Orada domuz yaptım olmaz ya. Olmaz ya. Kaç yüz defa vurdum ya. I think false. Vurmadım ya. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum diyor evde. Ne oldu lan? Ataka bana yapma böyle ya. I am the greatest fisherman. You see from my eyes. Yeah. Zıpkın galiba Çin malı. Baktım ip koptu. Koskocaman Acun Medya bir zıpkınla iflas edecek insan değil. Büyük bir 50 metrelik ağaç vardı. Gerçekten Avador filmindeki ağaca benziyordu. Avador. Avador muydu o filmin adı neydi? Avatar. Avatar lan. Avatar'dı, beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Kutsal Dabanaca gibi bir şey. Kutsal Dabanaca mı neydi o filmin adı? Kutsal Dabacana mı neydi? Her neyse. Kutsal Dabanaca gibi bir şey bu bambu. Tamam bu son. Bak şöyle söyleyeyim. Deryayı yüzmede uzun mesafede geçemem. Geçer. Ama kısa mesafede başa baş yarışabilirim. Gelme o zaman Survivor'a. Ne geliyorsun o zaman? Rahmetli Kaptan Kuston vardı biliyorsun. Kuston. Evet Kuston mu neydi? Aa, ayıp artık yani. Adanın en tembel insanı kim? 100 yıl arasam böyle bir soruyu bulamazdım. Baş harfi C ile başlıyoruz. Son harfi A ile bitiyor. Kim olabilir? Hadi çocuklar bulun bakayım kim olabilir? Kim? Ceyda kim olabilir başka? Korsanları da batırırız. Çünkü biz Vikingleriz. Yeah. Adamın canını sıkmayın diyorum. Najmin. Her neyse. O kadar saç, o kadar saçma şeyler duyuyorum ki. Ben Ceyda'nın Touchmine'e bağırdığımda herkes diyordu ne bağırıyorsun diyordu. Onları motive ediyordum ve motive ettikten sonra yarış kazanıyorlardı. Sayemde yarış kazandılar. Sayemde Survivor'cı oldular. Yürüyün be Türk gençliği. Neredesiniz? Uyumayın. Bunları görsün artık devlet. Ayağa kalk. Türkiye ayağa kalk. Yani canımı da fazla sıkmasınlar. Ben yoksa gerçekten aslında normalde saçmayı çok severim. Herkes bu taktiği yapamaz. İşte bu Vikinglerin en büyük özelliği. Yeah Vikings! I love you Vikings! Demenizi bekliyorum artık bu saatten sonra diyorum. Oh yeah! Diyorum ve olayı kapatıyorum. Akbi! Beni duyuyor musun? Ormanın kralı geliyor. Touchmin! Sürekli touchmin diyor lan. Sürekli touchmin'i darlıyor onu. Dikkat ettiniz mi? Kemal. Sen şunu biliyor musun Taner'in adadan kaçmasını? Ne o? Bak attım keyfe bak. Touchmin koş! Kurtulabiliriz buradan. Tekne yaptım.
sandıktan güzel se- Nasıl adadan kaçmaya mı çalışıyor? Kaçıyor kanka bak. Ne oldu? Buradan Türkiye'ye gidebiliriz. Koş! Derya sen de koş! Kaçmanın zamanı geldi artık. Bir ara dedim adadan kaçayım diye düşündüm. Sandığı aldım, sandığın içine girdim. Doğru Türkiye'ye yola koyuldum. Kasper! Derya ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Artık güle güle ara. Adios everybody. 60 days. No eating and nothing. And now is the time to go. Enerjik doluydum gerçekten, olan dışıydım ve o enerji bana yansıdı. O enerjiyle beraber balığı yakaladım, daldım. Powerful bir enerji vardı üstümde bugün. Yes diyorum ve işin içine giriyorum. Tazmanya canavarı. Bundan canımız sıkıldığında bol bol beyzbol oynayacak. Oh yeah. Yeah dude. Yeah. Yeah de var. Gökhan sen bir gelirsin. Yeah. Şimdi ne zamanı? Şey yok. Beyzbol zamanı. Yeah. Boş. Boş. Yeah. Yeah. Sabah akşam kokuyoruz, vücudumuz koku gibi oldu. İşte tam zamanı, koko show zamanı. Oh yeah. Yeah. Wow. Yeah. Badem buldum. Yeah dude. Taran taran, taran taran, taran taran, taran taran, taran taran. Gökhan'a geçiyoruz, baştan süper biliyor. Yeah. Yeah, tavuklar çok güzeldi evet. Bunu da hatırlıyorum. Ateşe atlıyordu lan. Allah Allah. Kapıyı mı lan? Survivor budur işte. Survivor'ı. Yengeç gezdiren Taner miydi ya? Taner de değil mi? Şey isim koymuş diyor oğlum yengeç. Aynen. Neydi lan isim vardı bir şey vardı. Hasan mı bir şey diyordu. Abi de yengeç gezdiriyordu. Of of. Yengeç'e bir şey diyordu ya. Ahsen Sağcan 5 TL göndermiş hocam aynen şartlardan dolayı uzay sondaj değil fakat 1500 metre ve 20.000 metre için tasarlanmış tekrar kullanılabilir roket bahsettiğim amatör bir sayfamız var linkini atayım daha detaylı yazabilirim fakat iletişim adresi demiş. O neymiş ya oğlum ilk kez Eray hayatımda böyle bir şey duyuyorum lan. Ne lan ne oldu? Bir izleyicimiz roket yapıyorlarmış. Dur şöyle keyve atayım da site orada dursun bakacağım. Roket yapayım diyor. Roket göndereceğim size diyor. Roketim olacak yani. Bence çok enteresan. Vallahi diyorum çok tuhafıma gitti yani. Hadi açıkla hadi. Ben yayında en son şey açmıştım. Neydi o? O neydi lan böyle volkan. Volkan. Roket Raccoon. Ürer Yapım 3 TL'ye göndermiş bir link. Yo. Bugün bir Forza mu be? Forza var mı bugün ben be? Ben de biliyorum. Abo! Vallahi girebiliriz ha.
Vallahi bir canım çekiyor. Vallahi diyorum bak. Farza. Skyreels 55 3TL göndermiş. 50.000 TL bağış atsam saçını kestirir misin demiş. 50.000 TL çok güzel bağış. İnanılmaz güzel bağış. Yani öyle bağış düşünemiyorum. Ama bir bağış için bir şey yaparsam ne bağışlar için neler yapmam lazım olur. Ondan dolayı bağış vesaire gibi şeylerle bir şey çok fazla şey etmiyoruz yani. 100.000 TL atarsak düşürürüm ama. Ama 100 artık ADV'de olsun. Bir şey diyeceğim. Yo, saçım gerçekten yani saçlarım böyle sağlıksal Allah korusun. Ya da askerlik durumundan ziyade kestirmeyi düşünmüyorum. 200-300 bir araba almayı falan düşünüyoruz. Onu bir konuşuruz yani bir sponsorluk vesaire gibi bir şeyse abi. Yani bir konuşulur onlar hani. Ne bileyim yani. Velar yani. Dump 17. ay Eto bitmiş iyi yayınlar Kemalzen demiş. Çok teşekkürler, 17. ayımız kutlu olsun. Yok lan satar mıyım oğlum, satmam. Güzel, mesela kestirecek olsam da güzel bir şey için kestiririm yani, ondan emin olun. Var aklımda birkaç şey ilerisi için. Baha SRS3TL Emre osurdu abi, sıkıntı. Lan havai fişek doğa Emre falan osurma. Ya şu adamı şöyle sinir ediyorsunuz sonra var ya. Yemin ediyorum. Refalati 5TL göndermiş yayınlar Kemal'im. Özge ablaya selamlar, seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkürler. Adem 5TL abi bir şarkı yaptık. Arkadaşlar şarkılar duruyor demiştik. Şarkılar lütfen dursun. Bir linklerimize bakalım. Bugün daha oyun da geçeriz. Şey de yaparız. Gideriz ya. Böyle sabah modu falan bir şey yapabiliriz yani bugün. Takılırız ya. Bak yayının başlığı ne arkadaşlar? Tepeden tırnağa keyfi. Tepeden tırnağa keyfi. Tamam. Hashtag keyif. Anladın mı? Sig55TL. Merhaba Kemal Bey. Kız arkadaşım ile el emeği yaptığımız Amigurumi sayfamızı desteklersen çok sevinirim. Severek izliyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Yayınlar. O neydi ki ya? Amigurumi. Hatırladım şey. Tamam hatırladım. Evet. Örme. Nice, çok tatlı. Şöyle buyurun arkadaşlar. Reklam gibi tam şey oldu ama artık neyse. Oğlum, ya, normalde yapmıyorduk ama. Değil mi ya? Hava sıcak. Oğlum aç şey. Vantilatör bir şeyin yok mu evde? Yok baba. Ne onu da mı ben yollayayım Eray? Yani o kadar para abi, yeter artık ama. Ya oha artık, sana oha yani artık. Furkan Mert 100 bit göndermiş. Damla çikolatalı ya, cookie gibisin. Kahveye batırıp yemek istiyorum. Manas suyunu çekti. Çok teşekkürler. Santos 6. ay. 6. ayı kutluyoruz ama Kemal kankim daha bir kez daha kutladı. Doğal olarak bu 2. ayım. Kanka sen ne diyorsun ya? 6. ayımız kutlu olsun diyorum sana. Sıbakka 8. ay. Bir sonraki aya doğum inşallah demiş. Ömer Hamza 3TL abi. Merhaba, 13 yaşındayım. Bilgisayarım kötü ama öyle. Arkadaşlar onlar dursun bak. Vallahi öyle. Yapamayız. Vallahi kimsenin gücü yetmez ona. Hani öyle düşünün yani. Ayşurok 13. ay. Yazık kafana 3TL. Kemal, ekonomik bağımsızlığının elinde olması nasıl bir his? Kendini özgür hissediyor musun? Kemal, ekonomik bağımsızlığının elinde olması. Ekonomik bağımsızlığımın elinde olması mı? Ekonomik bağımsızlık. Ekonomik bağımsızlığım. Kendini özgür hissediyor musun? Ekonomik bağımsızlıkla mı? Yani o ekonomik olarak kendimi özgür hissetmekten bahsediyorum. Normal özgürlük mü? Kendimi özgür hissediyorum. Yani küçük yaşımdan bu yana hep kendi istediğim, kendi paranı kazanıyorsun ya, güzel mi diyor. Paran çok. İşte o anlamda mı diyor, yoksa ekonomik bağımsızlık diye bir şey yoksa mantıken olmuyor. Mesela alamadığım çok şey var öyle düşünülüyorsa hani. Ama kendi kazandığını falan diyorsa o apayrı bir his tabi. Babaya anneye bağlı olmamak işte. Ya o mu olmuş oluyor? O çok güzel bir şey bence ya. Çalışmana gerek yok diyor. Var. Nasıl yani, hiç anlamadım ki. Neyden işte? Ekonomik bağımsızlık, aileden para almamak, kendi kazancım vs vs. O hepinizde öyle olacak ki ileride yani. Geçen onu konuşuyorduk. Şu şeyi aşk... neyse ya, şimdi diziden spoiler söyle. Vereceğim. İnsanlar ya, abi biz ya. İzliyorduk diyecek.
ben bir başka konuyu anlatmaya sen çalışırken. İzledim işte, ondan dur şeye girmeyeyim şimdi. Millet de izlesin, öyle konuşuruz. Ben biliyorum, ben olacakları biliyorum. Bugün bir 10 bin kişiden küfür yemeyeyim ben, dur. İkinci sezonda bence ben olmalıyım yani. Ya siktir git senden, ne işin var? Ya gerizekalı. Mala bak amına koyayım. Lan mal. Ya sen lise hayatı ne biliyorsun lise? Akşam lisesi diyor amına koyayım. Liseye gitti yok şeyi yok senin. Gerizekalı. Ben iyi bilirim lise şeyini. Lan nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Lan geri, lan tamam, buradan Netflix duyuyorsa bizi, beni alın bir seçmelere. Bak nasıl oynuyorum. Netflix 2.3 üstte Eray'ı seçmelere alıyoruz. Bak nasıl oynuyor. Ben bugün Netflix oynarsam gösteririm sana bunu. Üstelik ya ben sana oynayamazsın demiyorum zaten bak. Oynayamazsın da demiyorum. Ama şimdi genel bir, yani dizideki mesela tiplere bakıyorum, karakterlere. Bir de diyorum sana bakıyorum mesela yani. Gerizekalı. Orada deli kurt varsa o benim işte amına koyayım. Yok mu öyle bir karakter? Mennan rolü yok. Mennan rolü olursa mesela yarın bir gün. Sen bak tam böyle. Şey olur mu lan acaba? Bak, o adam rol kesiyordu. Eray ama orijinal yani. Baba. Dur ya. SCM 3 deli düştüysek kalkarız. Gündem yapmaya gerek yok. S.A. Hadi bakayım baba. Göktuğ Baran 12. Ben niye atar koydu anlamadım ki. 1. yılımız kutlu olsun Kemal'im. Çok teşekkürler, hoş geldin. Abi merhaba demiş Eren Sungu. 3 TL göndermiş. Bandırmadan selamlar. 10.30 iyi yayınlar abim demiş. Neyi 10.5 lan? Donate saati de değil o. SCM 3 TL daha göndermiş. Doğalgaz faturası 400 TL gelmiş. Sen olsan 200 TL gelirdi. İyi akşamlar. Niye? Ben olsam 200 gelirdi. Vallahi oradan sponsorluğum yok. Doğalgaz bir şey falan. Çünkü ateş gibi adamsın demek istedim. Ooo yani. Böyle bir şeyse senin o aklı dondu. Batuhan Tayyar 4 TL. Kemal az önce donate'imi okuman beni çok zevke getirdi. Sana daha çok para atasım var. Sana kudurmaya başladım. Bıyığını ağzıma sokasım geldi. Neyse Berk Özkan benim en yakın arkadaşım. Arkandaki gitarlar onun götüne... Arkadaşlar biz de mizah seviyoruz ama bazı şeylerin şakası yapılmaz. Baba lütfen ya. Yani... Onu da okuyamam Allah'ım. Ekran filan atarım filmde amına koyayım. Vallahi. SCM 3 TL göndermiş. Abone olacaktım da beceremedim. Aman sikerim paranı, veriyoruz işte. Devam kedimiş. Baba senin gibi rahat izleyiciler lazım. Koy götüne ya. Vallahi ya benim değil. Genel olarak şey yaptım yani. Muhammed YF 3 TL. İlk defa sana bağış atıyorum abi. Bir gün abone de olacağım. İyi yayınlar. Çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Semih 2. ay. Selamlar Kemal abi. İyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Kendini oflu 5 TL gönderip bir fotoğraf atmış. Ne fotoğrafı bu? Baba. Oflu bana tasarım yapma bir daha bak sana. Bak yapma bir daha. Bir tasarımcının son şey oldu bu da amına koyayım. Nargile gurmesi 3 TL göndermiş. İzmir'den baba, selamlar. Salgın bitince erik dalı olarak gelirseniz nargile yaparım size. Bu hayatımdaki ilk donet, seviliyorsunuz. Harbi mi ya? Neyle nargile Eray, sen neyle içiyorsun mesela? Kanka ben senin içtiğinden içiyorum ya. Senin Allah belanı vermesin. Eray ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki Kemal ben söylemeyeceğim, bir tane story atıp geri vereyim mi? Senin var ya. Kanka ben senin ben kafanı sikeyim. Ya. Yavşak bir insanım. Vallahi diyorum. Storyler oynayan böyle. Bir de şey falan yani. Yapıyor story'de de. Oğlum bizden sorulur falan, ayağa çekiyor yani her şey. Vallahi diyorum ben bak. Ben yakında barda tespih satış yayınları açacağım arkadaşlar, haberiniz olsun. Emircan 11. ay, Bardenov 26. ay, hoş geldin. Metan Sama 5 TL. Kemal abi bana GTA 5 hediye eder misin demiş. Ama Metansam şimdi sana hediye edersem, ona hediye edersem, buna hediye edersem, şuna hediye edersem, 10.000 kişiye hediye etsek, 10.000 GTA 5 kaç para? 70 lira mı? 10.000 çarpı 70 mesela, düz bir şey yap, anladın mı böyle? Etmezsen mesela ne olacak bir de? 10.000'den küfür yiyeceğim. 10.000 küfürü düşün benim üzerimdeki etkisini. Yaklaşık bir aya yayın açamazsam. Ne YouTube'u var, şey desek, Instagram'ı var. YouTube, Instagram'ı, şuyu buyu. Ha, biter. Yani biter benim. Bayağı psikolojim darma duman olur yani. Vallahi diyorum. Çok sıkıntı bir durum. Bir yayın parası gitti, haydi buyur. Oğlum bildiğin de adam geçiyor. Şaka lan şaka şaka şimdi bak. Gu4po 10 TL göndermiş. Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu'ndan selamlar. Kemal Bey iyi yayınlar demiş. O 7'lar o zaman. Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu'na geliyor. O 7 chat bayraklar. Bayraklar. Kemal Sins 3 TL. Kemal'im rahmetli dedemin sevdiğim bir sözü vardı. Eşeğin yorgunluğu dam, adamın yorgunluğunu am alır. Doğru mu? Niye öyle şey oldu ya? Yanlış mı? Çamı sulamadan ama dayı alamadan
Allah rahmet eylesin. Bir şey vardı, erkek ben çok kötü siker. Baba durun, belediye izliyorum ya. Bak beni sıkıntıya sokmayın böyle, insanlar sonra... Çok özür dileriz sayın aileler. Ben demedim ya. Arkadaşın dedesinin lafıymış. Anayım diye herhalde şey yaptı. Analım diye şey yaptı da tam... O tam oturmadı gibi kanka be. Onların daha böyle bir ailelik laflar varsa... Allah rahmet eylesin bu arada. Mekan cennet olsun. Çiçek Berat 93 TL göndermiş. Küçükken ünlülerin kucağından inmiyor musun Kemal? Niye, ne oldu? Ya var bizim de bir iki yaramazlığı. Size ne oldu ben anlamadım. Bir şey oldu bir. 3T izledikten sonra olmaya başladı bu. Geçen seneye döndüm sanki bir. Şu donetlerde bir şey oldu. Bu yayını okuyorum diye bu moda geri girdik. Anlamıyorum bak. IRL yayını olunca bu. Böyle bir şey oldu bak. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Baba, kanka. Bir şey diyeceğim oğlum, sana. Pas pas buyur kanka. Oğlum bak. Paspas falan deme. Sikerim senin belanı. Söyle kanka. Paspas değil miyiz? Ne yapıyorsunuz? Doğru söylüyorsun. Oğlum. Sohbet muhabbet oğlum, sen ne yapıyorsun? Ya aynı şekilde. aynı şekilde ne? Sen niye böyle atarlı konuşuyorsun birader? Yo abi, ben atarlı konuşmuyorum da konuşsam kaç yazacak onu sorayım sana. Baba bu yani neyse ya, seninle bir ara görüşelim biz. Hayır sen bayağıdır galiba yumruk yemedin ha benden.